Türkçenin gönül dostları, saygıdeğer seyircilerim. Programımızın bu bölümünde dilimizi doğru yahut yanlış kullanan kişi ve kurumlarla ilgili tespitlerimi aktaracağım. Bugünkü konu başlığımız teşekkürler ve sistemler. Ve ilk gündem maddemiz tişörtlere edebi dokunuşlar, mavicin Elif Şafak. 8 Ekim 2011 tarihli Sabah Gazetesi'nin Cumartesi ekinde bizi sevinç cumağına dönüştüren bir haber, mülakat, yorum yazısı vardı efendim. Bu yazıda 2007 yılından itibaren önce şarkı sözlerini, şimdi de yazar Elif Şafak hanımefendinin romanlarında geçen çok dikkat çekici sözleri ürettikleri tişörtlerin üzerine basan Mavicin firmasından bahsediliyordu. Sesli tişört koleksiyonu da denilen uygulamaya ait sözlerden kaçı. Farklılıklar sadece dışarıda. Yürek hep aynı. İskender adlı romandan. Seni daha tanımadan özlüyorum. Aşk adlı romandan. İsimler büyülüdür. Sade büyülü mü? İsimler hem de büyücüdür. Pinhan adlı romandan. Çünkü aşk karşılıklı parçalanmak demektir. Medcizir adlı romandan. Bu projenin mimarlarını başta romanlarından seçtiği cümleleriyle insanlara evrensel mesajlar veren sevgili Elif Şafak hanımefendi ve bu cümleleri bir Türk ve dünya markası olan Mavici'nin tişörtlerine basmayı ve sesli Türkçe tişört uygula üretmeyi başaran firmanın genel müdürü Cüneyt Yavuz Beyefendi'yi canı gönülden kutluyoruz efendim. Emeği geçen herkese milyonlarca teşekkür. Yüreğinize, kaleminize, zihninize sağlık. Darısı diğer işletmelerin başına. Kubbede hoş bir sada bırakan bu uygulama dileriz diğer giyim firması sahipleri tarafından da benimsenir. Böylece hem kıyafetlerimizdeki dil kirliliği ile kimlik karmaşası sona erer hem de bu uygulama sayesinde değerli yazarlarımızın eserleri tanıtılmış ve okuyan bir toplum olma yolunda ciddi adımlar atmış oluruz. Efendim ikinci sırada yaygın adıyla Banvit AŞ, sembolik adıyla kırmızı beyazla ilgili tespitlerimiz var. Banvit ürünlerinden birinin adının Baby Şiş olduğunu öğrendiğim zaman dehşete düşmüştüm. Baby Şiş ne demekti? Bebek şiş haşa huzurdan evlerden ırak kuşbaşı halinde şişe dizilmiş bebek yazarken dahi insanın içi dışına çıkıyor. Değil ki böyle bir şeyi düşünmek ve istemek olacak şey miydi bu? Hemen Banvit AŞ yetkililerine konuyla ilgili kaygılarımı dile getiren bir e-posta gönderdim. Cevap geleceğinden açıkçası pek de ümidim yoktu. Ancak 20 dakika sonra e-posta kutumu öylesine bir yokladım. Baktım ki kırmızı beyazdan bir cevap gelmişti. Üretim kalite müdüresi Çiğdem Kızılay imzasıyla gelen cevap mealen şöyleydi. Söz konusu ürün hindi etinin fileto diye tabir edilen kemiksiz yerinden yapılıyor ve galeta ununa batırılarak çöp şişlere diziliyordu. Ve bu ürün çocuklar için yapılmasından dolayı da bu adı almıştı. Çiğdem Hanım, ürünle ilgili bilgiler aktardıktan sonra, ürün adıyla ilgili düşüncelerimizi ve kaygılarımızı haklı bulduklarını, ancak yaklaşık 20 yıldır ürünün piyasada bu adla tanınması ve istenmesi sebebiyle değişikliğe gidemeyeceklerini, yeni ürünlerine isim koyacakları zaman ise hassasiyetimizi dikkate alacaklarını ve titizlik göstereceklerini söylüyor, teşekkürlerini iletiyordu niyet gayet halisaneydi. Ama farklı mecraya sürüklenecek kelimelerin kullanılması keyfe keder vermişti elbette. Bu olay bize eşyayı isimlendirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermişti. Biz de elbette bir cevabi teşekkür mesajı gönderdik. Ancak o günden beri dört gözle bekliyoruz. Neyi mi? Tabii ki Baby Şiş adlı ürünün tadını merak ettiğimiz için bu üründen bir koli olsun gönderilmesini. İlginize teşekkürler sevgili Çiğdem Kızılay Hanımefendi. Sevgili Kırmızı Beyaz, bir gün yolum o tarafa düştüğünde bey şişin tadına bakmak maksadıyla bir koli bey şiş almak için değil elbette. Teşekkür ziyareti için yanınıza uğrayacağım. Söz. Efendim sırada bir başka tespitimiz var. Umre ve hacı adaylarına müjde. Türkiye genelinde pek çok radyo ve tele, radyo istasyonu ve televizyon kanalında bunu görüyoruz. Bazı mahalli radyoların vazgeçilmezi. Malumunuz hacı adayı olur. Ama umre adayı olmaz. Umre adayı dendiği yetmezmiş gibi bir de hac yerine haç demiyorlar mı? Nevrimiz dönüyor. Bazı mahalli televizyon kanallarında da aynı durum söz konusu efendim. Ekrandaki görüntüler kutsal topraklara ait. Ancak reklam filmini seslendiren diyor ki bu sene haç görevinizi bizimle yapın. Düşünün bir kere lütfen. Mekke, Medine ve haç. İnsaf yahu. Biliyorum herhangi bir art niyet ve maksat kesinlikle yok. Ancak yine de dikkat etmek gerekmez mi? Öyle konular vardır ki kesinlikle en küçük bir kusur kabul etmez. Özellikle iki farklı inanç sistemine ait olan hac ile haçı birbirinden ayırma konusunda titizlik göstermek gerektiğini söylemeye dahi ihtiyaç yoktur efendim. Kusursuz, mükemmel ve yüzde yüz Türkçe temennisiyle gülen yüzünüz hiçbir zaman salmasın.